Merhabalar, Sivas Sanatım günlerindeyiz. Yeni Kapı etkinlik alanındayız. Yanımızda iki tane çok değerli konuğumuz var efendim. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Sayın Gökhan Zeybek. Yine Cumhuriyet Halk Partisi Sivas Milletvekili Sayın Ulaş Karası. Efendim öncelikle teşekkür ediyorum. Hemen Gökhan Bey sizden duygularınızı alalım. Bugün Sivaslarla berabersiniz. Neler söylersiniz? Ben İstanbul Milletvekiliyim. Burası tabii Sivas'ın nüfusundan daha fazla, milyon üzerinde Sivaslı'nın yaşadığı bir kent. Benim bölgemde de bütün ilçelerde Sivaslılar çok yoğun. Zaten İstanbul'da Anadolu'nun değişik illerinin etkinlikleri yapılıyor ama hiçbiri Sivas günleri kadar coşkulu geçmiyor. Burada dostlarımız olmaktan, Sivas'ın yerel ürünlerinin tanıtılmasına katkı sağlamak için buradayız. Destek vermek için buradayız. Bütün belediyelerimiz, dernekler, konfederasyonlar, valilik, herkes burada. Hava da çok güzel. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu da böyle sezonun en güzel günlerini Sivaslılar için ayırmış. Ona da buradan teşekkür ediyorum. Biz tüm İstanbulluları ve Sivaslı hemşehrilerimize de kucak dolusu sevgiler iletiyorum. Çok teşekkürler efendim. Evet efendim, Sivas milletvekilisiniz, hemşehrilerinizle berabersiniz. Duygularınız neler? Tabii ki İstanbul'un 39 ilçesinde, 39 ilçesinin 19'unda birinci nüfusa sahip bir iliz. Aslında biz bunu övünmüyoruz. Biz keşke hemşehrilerimiz Sivas'ta yaşayabilseydi, Sivas'ta iş imkanı bulabilselerdi de göç etmek zorunda kalmasalardı. Ama az önce vekilimin dediği gibi Sivas nüfusunun 3-4 katı İstanbul'da yaşıyor. Bugün Sivas'ın kültürünü, Sivas'ın yemeklerini, Sivas'ın güzelliklerini İstanbul'daki Sivaslılara yanı sıra Sivaslı dostlarımıza da, Sivaslı olmayan dostlarımıza da tanıtıyoruz. Sivas bir Anadolu mozaiği, Alevisiyle, Sünnisiyle, Kürdüyle, Türküyle, Çerkeziyle, göçmeniyle bir Anadolu mozaiği. Farklı kültürlerin bir arada yaşadığı bir coğrafya. Bir tarafında Karadeniz, bir tarafında Akdeniz var Sivas'ın. O yüzden Sivas Selçuklu'ya başkentlik yapmış, Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı, 108 gün Atatürk'e ev sahipliği yaparak 4 Eylül Kongresi'nin yapıldığı şehir. Bu noktada özellikle bugün buraya gelen tüm hemşehrilerimize, tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum. Bu alanı bizlere tahsil eden İstanbul'un genç, dinamik, Türkiye'nin göz bebeği belediye başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na da teşekkür ediyorum. Sizlere de hoş geldiniz diyorum. Çok teşekkürler efendim, sağ olun.